Suzan'ın eski, Nebahat'in yeni kocası, Zümrüt'ün eski sevgilisi, Doruk, Melisa ve Kaan'ın babasıdır. İş insanıdır. Atakul Holding'in sahibidir. İlk başta dünyayı yönetebileceğine inanan, vicdan ve merhamet yoksunu bir insandı ama sonradan zamanla değişti ve iyi, vicdanlı birisi oldu. Yalan söylemeyi sevmediğini söyler ancak her fırsatta yalan söyler. Kadir, Hatice, Veli, Kenan ve Resul'ün ölümüne sebep olmuştur. Kardeşlerin anne ve babaları öldükten sonra Kadir'i okulunun kafesine, kardeşlerini ise burslu öğrenci olarak okuluna alır. Suzan ile yasak aşk yaşamaktaydı ancak Kenan'ın öldüğü trafik kazası sonrası Suzan ile ilişkiyi bitirmiştir. 1. Bölümde Hatice'yi arabasına alır ancak arabasına tır çarpar, ucuz kurtulur. 2. Bölümde ise Şengül'ün kardeşi İsmet tarafından inşaattan itilir ancak Kadir tarafından kurtarılır. Ömer ile Suzan'ın anne oğul olduğunu Nebahat'tan öğrenir ve bunu okulda yapılan bir kermeste herkese söyler. 18. Bölümde kendisine şantaj yapan eski sağ kolu Erhan'ı yaralar. Ancak suçu Kadir'in üstüne atarak bu işten sıyrılır. Daha sonra olanları Doruk'a itiraf eder. Yıllar önce sekreteri Zümrüt ile birlikteliğinden terk edip gittiği Kaan adında bir gayrimeşru oğluyla seneler sonra onunla karşılaşır. Nebahat'a ise onun kendi ilkokul öğretmeninin torunu olduğunu söyler ancak Suzan sayesinde Kaan'ın onun oğlu olduğu ortaya çıkar. Kadir'in ölümünden sonra Kaan'ı kendi oğlu olarak benimser. Kadir öldükten sonra kazayı yapanın Melisa olduğunu kimsenin duymaması için elinden geleni yapmaya başlar. Daha sonra Suzan Resul'ün yanında işe başlar ve Resul ve Suzan'ın evlenmemesi için Nebahat ile beraber Ayla'ya yardım etmeye başlar. Resul, Ayla'dan boşanınca Suzan ile beraber olmak isteyince Resul'ü yazlık evine çağırır ve Suzan'a Resul'e aralarında geçenleri anlatacağını söyler. Suzan bunu engellemek için o eve gider ve Akif'le karşılaşır. Daha sonra herkes iyileşir, bunun üzerine Ahmet Akif'i işten kovar ama Nebahat geri alır. Daha sonra Ahmet yüzünden Nebahat ile arası bozulunca intikam almak için Ahmet'in evindeki partide Ömer'in Ahmet'in oğlu olduğunu açıklar. Daha sonra Nebahat ile birlikte olduğu için Suzan'la boşanır. Daha sonra Zehra öldükten sonra Zehra'nın kardeşi Bahar'ı Nebahat'la evlat edinmeye karar verir. Daha sonra Nebahat'in israflı harcamaları sebebiyle kumar işine girir. Polis basınca ise suçu Ömer, Oğulcan ve Sarp'ın üstüne atar, bu yüzden onları polis tutuklar. Sonradan onları ortağı Tahsin'e şantaj yapması sayesinde kurtarır. Sonradan Nebahat ile tekrar evlenir.